Ay Sarayı ayın hemen arkasında bir saraydır. Oraya birinin aşkına karşılık vermeyenler saklanır. Ya da birini karşılıksız sevenler sevdiklerini oraya kaçırır. Şimdi içeri giriyoruz ve yan yana duran binbir kapının kilitlerini açıyoruz. Dedimiz! Ay inanmıyorum. Binbir tane kapı açılıverdi. Peki şimdi ne olacak? Evet anne, şimdi ne olacak? Bıklım! Ne var? Taci! Orada yatan annem mi? Evet Çilek, sanırım annen. Çilek dur! Çilek iyi misin? Sihir kalkanı. Betüş'ü kimse rahatsız etmesin diye. Şu an Betüş sihirli bir uykuda ve Tuna'nın yaptığı sihirle rüyasında sadece Tuna'yı görüyor. Bu da ne demek? 750 yaşındayım. Ömrümde böyle manasız bir şey duymadım. Yo, hiç de manasız değil Merzuka teyze. Bu Tuna gerçekten de işini çok iyi biliyor. Her şeyiyle sahip olduğu Betüş'ü şimdi de rüyalarla kendine aşık etmeye çalışıyor. Yani Betüş'ün şu anda rüyalarındaki beyaz atlı prens maalesef Tuna. Ha olamaz. Bunu kızıma yapamaz. Betüş'ün Tuna gibi bir ruh hastasıyla birlikte olmasındansa Sadık gibi bir şapşalla evli kalmasını yeğlerim. Perihan bir şeyler yap. Sihir kalkanını kaldır. Betüş'ü uyandıralım. Tamam, sakin ol. Yapacağım Dudu. Betüş'ü uyandırıp Tuna'ya cezasını vermenin tam zamanı. Böylelikle Tuna'nın bir zamanlar sizden aldığı sihir güçlerinizin hepsi size geri dönecek. Sen buraya nasıl geldin? Sihirle. Ne? Çünkü annemi senden geri aldık. Artık senin işini bitirme zamanı geldi. Sana Periliçe'nin ve Perihan teyzenin izniyle cezanı ben vereceğim. Betüş, Betüş nerede? Güvenli bir yerde Tuna. Sen beni hatırlıyor musun? Evet. Ama artık senin gibi birine aşık değilim. Şimdi yapacağım sihirle. Hayatım boyunca artık annemin peşinden değil, sana asla yüz vermeyecek Yusun ablanın peşinden koşacaksın. Ben onu sevmiyorum. Ben Betüş'ü seviyorum. Dur Tuna. Üzgünüm. Düşmana verilecek en güzel karşılık onu kendi silahıyla vurmakmış. Sana yeni platonik aşkında başarılar. Ama artık asla Yusun ablanın sevgisini geri alamayacaksın. Çilek haklı. Asla. Yusun. Hah. Yusun. Yusun nereye gitti? Yusun! Yusun bekle beni, geliyorum. Yusun lütfen gitme. Tuna'nın sonsuza kadar hayatımızdan çıkması için annemin Tuna ile bir kez daha karşılaşması gerekti. Bu nasıl mı oldu? Ben anlatmayayım. Hadi hep beraber izleyelim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.